Evet ya e, Fulya şöyle ben önce evvela şeyi söyleyeyim. Sevgili Serdar da iletti bu e, Diyarbakır eski baro başkanına ait Eren. Orada bir şey gözden kaçırıyorlar. E, aile Nait Erenek abi vekalet verdi zaten. Yani müdahil olsun diye bu bir. İki, ha. herhangi bir ücret talep etmek için gönüllü bir insan hakları aktivisti olarak o sürece dahil oldu. Bir baba olarak tamamen vicdani. O yüzden de o duruşmadaki o çirkin tavırlar falan kabul edilecek gibi değil. Ya yani o bir hukukçu olarak gerçek katil ortaya evet. çıksın. Duruşmada çok aktif performans. Kim olursa olsun yani. nereye kadar uzanırsa uzansın diye. Evet. Babanın avukatıyım. Yani öyle anlıyorsun. O tamamen bakın gönüllü ve vicdani. Evet. Tamam. Tamamen gönüllü ve vicdani. Hiçbir ücret talep etmek için Tekrar altın çiziyorum. O yüzden de böyle nahoş ve saçma şeylere gerek yok. O da bir baba, çocukları var ve canı yanıyor. Ben canın ne kadar yandığını da yakinen biliyorum. O yüzden de e, bir hukukçuyu saygı duymak lazım hukukçulara. Hele Nait Eren gibi bir insan hakları aktivistine de e, hatleri hadleri değil öyle tehdit falan haddini, hadlerini bilsin aile. Bu bir. İkincisi e, şimdi sevgili Musa <laughs> Kese orasında o evet. tehdit olayı aile mi? Şey, evet Salim Güran dedi ki duruşmada dün sen neyin peşindesin hayırdır dedi. Ha. Ee, o da dedi ki ben dedi e, Narin Gürhan'ın de otobüsüne katılan ya... benim dedi. Benim de evlatlarım var dedi. Dolayısıyla dedi hatta ha. Baran'a dedi ki seni içeri niye almadım biliyor musun dedi. O manzarayı o yürek burkan manzarayı sen yaşama diye almadım ha. dedi. Hmm. Yani Görmedi. Ve e, Melik Bey'in dediği ha. doğru bir konu Ama daha bunlar... var. Şu hı hı. gerçekten de duruşmayı takip ettiğiniz zaman mahkeme başkanı çok iyi sevk ve idare ediyor. Ve mahkeme başkanından sonra olayı en iyi irdelenenlerin başında yine Nahit Eren geliyor. Tamam. Sürekli olaya müdahil. Sürekli sorularıyla, çapraz sorularıyla ya olaya müdahil. Hı. Fulya. Evet. Hayır aileye bir de iyilik yapıyor. Yani o halde çocuğu görme. E, yani etkilenirsin. Nahit aile kendine gelemedi. Yani o topçudan beri kendine gelemedi Nahit Eren. Görmediği iyilik yapıyor. Bunlar ondan bile mana çıkarıyor. Ya sen o görüp ne yapacaksın? Ya zaten Yalan rüzgarına döndü duruşma? Yalan rüzgar ya bugün Musa nefis bir başlık atmış. Hürriyetin başlığı. Müebbetlik 4 yalancı. İçeride, içerideki başlık çok daha güzel. Yine unuttular yine bilmiyorlar. Evet. Yine unuttular yine bilmiyorlar. Şimdi ben tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Fulya bak. Hı, hı Gerçekten bakın. E, Sayın Bakan'a da itiraz ettim. O, o yüzden ben şiddetle söz istedim. Şimdi Sayın Bakan diyor ki. Ya diyor biz diyor işte Nevzat'ın yapmadığını nereden biliyoruz? Ya mesele şu zaten. Kimi yaptığını bilmiyoruz ve hepsi yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Diyor ki ben diyor işte Diyarbakır'dayım HTS kayıtları evden çıkıyor. Öbürü diyor tarladayım ağırda çıkıyor. Saati 15 diyor saat 14 çıkıyor. Yani hiçbiri doğru söylemiyor ki. Nevzat da yalan söylüyor olabilir ama en azından onun söylediklerinin %60'ı %70'i tutuyor. Mesela HTS kayıtlarına göre tutuyor. Kamera kayıtlarına göre tutuyor. Subjektif söylediği şeyler hariç. Yani, yani sen Nevzat, e, Nevzat katil değil diyorsun. Götür sakla. Onu Nevzat ifadeleri birbirini o tutuyor diyor. diyor. Yani burada Ay, olay örgüsünde herkes yani yalan, söylediği için. Öyle amca, amca şey diye getiriyor Bakın. yani. Hani Nevzat ya, ilemesine göre. öyle bir şey demiyorum. Tabii yani birisi, ki, birisi, birisi eğer bak, en azından Nevzat örgütlü ki, gelmiş zaten Sayın Bakanım, belgeyle konuşalım, belgeyle. Belgeyle konuşalım. Şimdi Nevzat diyor ki, o şu saatte diyor, Salim Güran, şu 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 birlikteydiler diyor. HTS kayıtlarında birlikte çıkıyor. Diyor ki şu 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 saatte evdeydiler diyor. HTS kayıtlarında evde çıkıyor. Diyor ki arabamla ben götürdüm şu saatte saat tutuyor. E, araba şu plakaydı, şu renkti tutuyor. Yani en azından Nevzat'ın söylediğinin %70'i tutuyor. %30'u belki yalandır, bilmiyoruz. Para, tarla bilmem ne. Diğerlerinin söylediği hiçbir şey tutmuyor ya. Evet. ya böyle alçaklık olur mu beni bağışlayın ama alçaklık ya bu 8-9 yaştaki bir çocuk ölüyor ve hepiniz el birliğiyle saklıyorsunuz alçaklar hiçbir mertlik namus yok sizde ya biriniz kimse katil ya dürüstçe mertçe çıkın de ki ben yaptım Allah beni affetsin de ya, ya niye alçak böyle şerefsizlik olur mu ya 9 yaştaki şey, çocuk o, o ölüyor çağır, şey. dört el birliğiyle karartıyorlar el birliğiyle ya Hayır, dört el birliğiyle karartıyorlar Az önce Fulya dedi ki en çok kim üzüldü? En çok biz üzüldük ya. Yemin ediyorum en çok biz üzüldük ya. Doğru. Evet. Dünyamız karardı ya. Hepimizin çocuğu var. Benim de aynı yaşta çocuğum var. Benim de aynı yaşta çocuğum var ya. Benim canım acıyor ya. Tırnak ucundan saç, saç tellerime kadar canım acıyor ya. Siz nasıl insansınız ya? Allah belanızı versin sizin. Yani bir tane mert delikanlı yok mu ya bu? Ya ben yaptım ya ben yaptım. Allah benim yorumu şaşırdı. Allah benim milyon kere belamı versin. Ben yaptım ya. Başkasını zan altında bırakmayın. Buradan senaryo çıkarmayın. Çık. Mertçe delikanlıca söyle ya. Buradan çağrı yapıyorum ya. Hiç mi delikanlık yok sizde? Hiç mi vicdan yok ya? Ya doğu insanı merttir ya. Ne oldu size ya? Allah sizin belanızı versin. Alfred Hitchcock, Agatha Christie'nin karışımı bir şey izliyoruz ya. Korku gerilim polisiye. Bu ne ya? Bu ne? Bak, buradan aile içi ilişki çıkarılıyor. Buradan işte bilmem parasal, burada her türlü senaryoyu çıkarıyorlar. Ya insan aileyi korumak adına der ki kim yaptıysa bunu? Çıkar çıkar der ki ya ben şeytana uydum. Allah milyon kere belamı versin. Türkiye kamu beni affedin diye ya itiraf itiraf. Cinayet romanlarının hepsinde Vicdan diye bir şey ya. En sonunda harekete geçiyor. Burada niye geçmiyor ya? Dosya eskini suç ve cezasında harekete geçiyor vicdan. Gerçek hayatta da ayar, harekete geçiyor. Sizde vicdan da mı yok ya? Vicdan yok mu sizde ya? Öyle anlaşılıyor ki bak Fulya ben dosyayı A'dan Z'ye okudum ilk günden beri. Dünden beri de ifadeleri satır satır okudum. Biz bir yalan rüzgarı izliyoruz. Yalan rüzgarı. Yalan rüzgarı izliyoruz. Ve bakın Burada tek çare şudur. Şu iki sorunun yanıtı için. Kim yaptı? Neden yaptı? Şu anda biz bir itirafçının vicdanına e, kaldık. Bu zaten sor çözemeyiz. Evet. Söyleyeyim ben. Bir katilin vicdanına kat. Mir altında gömmüşler kızcağızı. Günler sonra bulduk. Delil yok. Delil yok. Su almış götürmüş. Yok. Gören vicdana gelip demiyor bu yaptı diye. El birliğiyle karartıyorlar. Vicdan yok, ahlak yok bu, bunlarda. Vicdan yok, ahlak yok, ahlak yok. Yok bitmiş. Gören de söylemiyor. Şeye bakıyoruz, ifadelere bakıyoruz. Ya bütün köye yalan söyletmişler. Diyorsun ki sen niye 14.30 dedin? Bu bana dedi ki 14.30 de. Öbürüne diyorsun ki ya bunu tülbenti nerede bilmiyorum evde çıkıyor. Battaniye biri diyor ki arabadan biri diyor evden getirdi biri diyor bagajda. İpi nereden buldun? Biri diyor ağırdan buldu, öbürü diyor narin çantasında. Ya biz, ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir şey görmedim ya. Kaç yıllık gazetecilerin böyle bir yalan rüzgarı el birliğiyle, anonim şekilde iş birliğiyle işlenen, gizlenen bir cinayet ve 9 yaşında ya 9 yaşında bak tekrar söylüyorum Fulya benim canım acıyor canım aynı yaşta kızım var canım acıyor ya vicdana gelin vicdana vicdana ya hiçbirinizin hayatı bu 9 yaşında geleceğini göremeyen kızın masumiyete kadar değil. Hepinizin canı cehenneme. Bak söylüyorum işte. Hepinizin canı cehenneme. Siz mertçe delikanlıca vicdanınız sizi dile getirmezse ve çıkıp kim yaptıysa itiraf etmezse hepinizin canı cehenneme. Öyle artistlikleriniz de kimseye sökmez. Dayılığınız da kimseye sökmez. Burası hukuk devleti. Öyle Nait Eren'i tehdit et. Onu tehdit et. Bunu da haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Burası hukuk devleti. Haddinizi bilin.